Beşi Hanım. Efendim? Telefon size. Evet. Bırakın. Bırakın dedim. Bir şey mi oldu? Yok. Senin için de bir sakıncası yoksa biraz dinlenmek istiyorum. Tabii tabii. Lütfen siz rahatınıza bakın. Bence yeterli. Daha etek boyu, sırt dekoltesi. Yok, her şey çok uygun. Teşekkürler. Saç makyaj provası? Gerek yok. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sizi de buraya kadar yordum. Ama bugünlük bu kadar yeter. Biraz yalnız kalabilir miyim? Buyurun, ben size yardımcı olayım. Kuzgun? Neredesin? Gel. Gel tamam, bekliyorum. Girdin sen buraya? İyisin değil mi? Yani güvenlikler... Çatışmadan girdim. Merak etme, öyle her aklı mevsimde kurşun saçmıyorum etrafa. Bir şey mi oldu? Niye geldin? Rahat et demeye geldim. Beni korumanı gerektirecek kimseyi bırakmadım. Ne senin ne o müstakbel. Bir dakika. Ne demek bu? Açık değil mi Dila? Behram'ın bütün ortaklarını yok ettim. Ortadan kaldırdım, çıktım karşına geldim. Kuzgun, şaka yapıyorsun. Ya asla bir durun yok değil mi? Hiç sınırın yok, hiçbir şeyden korkmuyorsun. Korktuğum zamanlar oldu. Mesela sana bir şey olmasından da çok korkmuştum. Oldu da, bu olmadı değil yani. Ama insan korktukça olacakların önüne daha bir geçemiyor. Öyle oluyor. Sen neyin önüne geçmek istiyorsun mesela? Bu olmamış bu. Ne? Yani ne bileyim, sen öyle bir anda çıkıp gelince şey yapamadım. Ben zaten ilk gelinliğimi de beğendirememiştim sana. Yo. Süperisi gibiydin o zaman. Keşke bunu bana da söyleseydin. Ben de bilmiyordum ki ne hissettiğimi. Ne yaptığımı. Yaptığımızı hatta. Doğru. Gerçek bir evlilik bile değildi. Şimdi gerçek bir evliliğe mi koşuyorsun? Öyle mi? (Gülüyor)
Niye geldin buraya kadar? Niye yordun kendini? Yani arasaydın beni mesela, söyleseydin. Bütün ortakları havaya uçurdum, artık ortada düşman kalmadı diye söyleyebilirdin telefonda. Bakmak istedim. Neye bakmak istedin? Sana. Gözlerinin içine. Ne söyleyeceksem öyle söyleyeyim istedim. Kim bilir, belki bir daha görüşemeyiz. Bana sakın gidip teslim olacağım deme Kuzgun. Meydan okumadık mı? Korumaya korunmaya ihtiyacımız yok demedik mi? Dedik. Ferman'ın elindeki şeylerden de korkuyoruz demedik mi? Onu da dedik. Yani yapacak bir şey yok, var mı? Yapma. Ne olur yapma. Ya bir an olsun inanacağım böyle içeriden bir yerden diyorsun diye ama bu gelinlik benim... Ya bırak sen şimdi gelinliği. En azından yarına kadar hiçbir şey yapma. Ne yarına kadar? Yarın ne olacak? Ha? Ha bir düşüneyim be. Evleneceğin gün huzurun kaçmasını istiyorsun. Ya ne Kuzgun, bir şey söylüyorum, beni dinle. Senden sadece bir söz istiyorum. Ne olur. Dur artık. Dur. Bitti işte savaş. Bırak şu silahını. Kendin söylüyorsun, artık ortada ne bir düşman kaldı ne de bir şey. Ferman'dan uzak dur. Ferman'dan uzak dur. Sen kendini niye katmıyorsun oraya? Lafı karıştırma şimdi. Sen neyden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Kendine karanlık olmayan düzgün bir hayat kur. Olsa dükkan senin be. Yani o hayat ihtimali. Birinin göğsünden giren kurşunla bitti gitti. Dilem. Böyle olmadı mı? Başka ihtimalim var. Silahını bırakırsan? Olur belki. Yani başka bir hayat. Ah be abim. Neredesin sen ya? Ya arıyorum, cevap yok. Ne bir cevap ne bir şey. Öldük meraktan be abi.
Arabayla bir basmışım sorma, gidiyorum. Ama nasıl böyle yani, tabakhane diştirir gibi bir halim var. Niye? Onu göreceğim. Gözlerinin içine bakacağım. Diyeceğim ki yani siz kimi koruyorsunuz ya? Siz hayırdır diyeceğim yani. Al bak şimdi korunacak birini de bırakmadım diyeceğim. Anlatabiliyor muyum böyle? Gözünün içine baka baka söyleyeceğim. Ve olmadı. Onu öyle görünce... gelinlikle falan... kanım dondu bir. Kaybolmak istedim bir. Niye buradayım lan ben falan. Diyemedim. Ah be abim. Bak bu iş yarın biter. Ne olacak şimdi? Göz göre göre evlenecek mi o adamla yani? Ona inandırdığı o yalanları var ya sen. Sen Dila görmüyor mu sanıyorsun? Dila zehir gibi kız. Bilmez miyim? Gerçi onun zehri de bizeymiş. Abi bana bak bir. Abi. Olaylar çok karıştı. Daha da karışacak. Çünkü potansiyeli var. Ama suları durultmak senin elinde, sizin elinizde. Bak yeminle söylüyorum, bak şuradan söylüyorum. Sen yengeyi seviyorsun. Yenge de seni seviyor. Bak gel beni dinle. Şu gururunu bir günlüğüne kenara bırak be abi. Bir günlüğüne. Bir günlüğüne be abim. Olur mu Cihan yani? Bu saatten sonra ne bileyim başka bir şey mümkün mü oğlum? Abim olmaz mı ya? Sen bugüne kadar hayatta ne istediysen başarmış bir adamsın. Yani bir tek kalbinin ne istediğini bilmiyordun. Artık onu da biliyorsun. Bak bir gün diyorum. Bir gün ha? Bir gün. Sonra bir bakmışsın. O bir gün olmuş bütün hayatın. Akşam akşam rahatsız ediyorum, kusura bakma. Benim yarın sabah seninle bir işim var da. Tabii canım, avukatlık ne olacak? Ha yok, benimle alakalı. Ne bileyim şimdi, haber vereyim de sabah hazırlan diye söyledim. Gerçi avukatlık bir dava da kalmadı yani, savunulacak bir şey de yok pek de. Ne bileyim öyle, yanımda ol diye. Ya benimle ilgili ya. Tamam o zaman sabah. Sabah görüşürüz. Sağ ol, eyvallah. Ecel oldu al başımı, eriyor içim, yanıyor giderek. Yine de dayanamam sana ben. Kim bilir kaç yıl daha böyle canım yanacak. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Kim
çeker bu gönül. Seninle olmak var ya, yeniden doğmak var ya. Yalnız buraya belindeki silahınla öylece dalamazsın. Dur artık. Dur. Bitti işte savaş. Bırak şu silahını. Kendin söylüyorsun artık ortada ne bir düşman kaldı ne de bir şey. Fermandan uzak dur. Öyle deli gibi esme başım dönüyor. Hasretini verme baharın yerine. Öyle arada bir bakma içim gidiyor. Gözyaşımı derme gülümün yerine. Ölüm ol da düş peşime. Ecel ol da al başımı. Eriyor içim yanıyor giderek. Yine de dayanamam sana. O ne abi? Bir çay içmeyelim ya. İçelim. İçelim. Nedim, 3 saat sonra emniyetin orada buluşalım seninle, olur mu? Abi ne oluyor? Abi! Abi! Kuzgun'un peşinde bir adamımız var. Takipte. Biraz önce mahalleden ayrıldı. Ben karşılarına çıkana kadar hiçbir şey yapmasınlar. Sen Seda. Kuzgun Dila evlenmedi. Ne? Dila nerede peki? Bilmiyorum. O gidiyor. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Hiçbir şey söylemedi. Ne olur git engelle bir şey yap. Kuzgun o seni hala çok seviyor. Seda bana bak. Ferman bir şey yapmadı değil mi Dila'ya? Hayır ama her an yapabilir. Nereye gidiyor? Bir şey söyledi mi?
Uçak dedi. Uçak dedi sadece. Hangi havalimanı? Bilmiyorum ki. Ali. Önce Ali ile buluşacağım dedi. Tamam, sağ ol. Yeni havalimanından gidiyor. Nereye gideceğini söylemedi. Ama sizin ağacın oradan çıkalı çok fazla olmadı kendi arabasında. Muhtemelen 3. köprü yolunu kullanacaktır. Sağ ol. Geri getir onu. En az senin kadar yalnız kaldı o da hayatı boyunca. En azından şimdi gömülmesin o yalnızlığı. Sağ ol Ali. Sağ ol. Sakın gözden kaçırma. Peşindeyiz Yılmaz Bey. Henüz bir haber yok. Olacak. Olacak. Fırat'ın adresini mi buldun yoksa? Süpersin ya Cihan, bir tanesin. Bana bak, seni oraya yalnız göndermem. Anca beraber, kanca beraber, tamam mı? E tamam, hadi. Hadi. Nasıl buldun beni? Hem kim söyledi nereye gittiğimi? Yani sen... Çok soru, tek cevap. Gitmeni istemedim çünkü. Dila, gitme. Sensiz bırakma beni.
Yapamam. Asıl bunu yapamazsın, gidemezsin öylece. Kuzgun. Dila, izin vermem. Hayır, bilsem ki vazgeçtim, bırakacağım ama... biliyorum vazgeçmedin. Bak, bunları defalarca kez konuştuk seninle. Sen benim korktuğum, kaçtığım her şeysin. Ben böyle bir hayat istemiyorum. Biliyorsun. Biliyorum. Biliyorum. Al. İnan bana, sen varsan bundan sonrasında bu yok. Bu yok. Hadi. Sadece izleyin. Bana yerlerini söyleyin yeter. Nereye gidiyoruz? Bilmem. Sen ne olsun da nereye olursa olsun be. Bak bak, ezber etmiş. Ne yapıyordun, benim laflarımın üstünden mi geçiyordun böyle gece yatmadan önce falan? Öyle yapıyordum. Öldüm be. Öldün aşkından da söylemedin. Doğru. Öldüm valla. Ya yok yok, o anlamda demedim yani. Lafın gelişi. Öldün derken toparlayamadım. Daha toparlayacak vaktim vardır belki. Hakikaten oluyor mu ya? Ne oluyor mu? Ne bileyim yani, böyle mutlu sona falan mı gidiyoruz biz? Belki başlangıç demek daha doğru olur. Başlangıca. Başlangıca. Atalım istiyorum kendimizi. Nereye? Yani böyle baş başa kalabileceğimiz bir yere. Yüzüne doya doya bakabileceğim bir yere. Telaşım ondan. Arayı açıyor. Bas gaza, bas. Kaçırmayalım gözden. Dinlemeyelim mi be? Dinleyelim be. Dinleyelim be.